Hazır mıyız? Peki arkadaşlar, başlıyoruz. İzliyorum seni, izliyorum. Yok yok, buyurun, iyisin bu sen, iyisin. Ben seni sonra arayayım mı? Harika. Evet, sizi şöyle alalım. Pekala, başlıyoruz. Evet, doğal pozlar veriyoruz. Sanki mikrofona şarkı söyler gibi yapacağız. Bana bakın, evet buradayız. Bana bakın, buradayız. Harika, evet şimdi bana bakıyorsun. Çok güzel. Hafif kafanı kaldır. Süper, gülüyoruz şimdi. Harikasın. Evet, hafif başını yan. Çok güzel. Şimdi bana dönüyorsun yine. Bendesin. Keskin bir bakış istiyorum. Harika, devam ediyoruz. Bozma, bozma, devam ediyoruz. Harika, süper. Devam ediyoruz. Hafif başını dik tut. Bravo, çok güzel gidiyor. Davullara vuruyorsun. Vur şimdi, evet. Çok güzel, evet. Çok güzel. Evet, bana doğru bakıyorsun şimdi. Bravo. Bir dakika. Hasret, biraz daha profil dur. Tamam mı? Harikasın. Devam. Hadi. Evet, bana bakıyorsun. Harika. Az kaldı. Son iki poz çekiyoruz. Sonra bir ara vereceğiz. Çok güzel. Evet, başını dik tut şimdi. Bana bak, sert bir ifade istiyorum. Evet, hırçın bir ifade. Evet, keskin. Çok güzel. Harika. Evet, böyle devam et. Bendesin. Bendesin, bozma. Evet, bir kare daha alıyorum. Harika. Tamamdır, bu cepte. Devam ediyoruz. Hiç bozma. Evet, evet, bu. Hafif başını kaldır şimdi. Hafif başını kaldır. Biraz konuşabilir miyiz? Acelem var Hasret. Bana 6 ayını verdin. Şimdi 5 dakikanı veremeyecek misin? Ne konuşacağız? Bu akşam canlı yayına çıkacağım. Bravo, tebrik ederim. Sence bu doğru mu? Yani böyle hemen canlı yayına çıkmam. Artık bence diye bir şey yok. Sanırım senin hakkındaki bütün kararları Levent veriyor. Evet. Ama ben senin fikrini merak ediyorum. Sence yaptığım şey doğru mu, yanlış mı? Sana fikrimi söyleyeyim. Sen artık başka bir düzenin içindesin Hasret. Bu düzende doğru veya yanlış diye bir şey yok. Senin için önemli olan tek şey gündemde kalmak. Güzel olmak, havalı görünmek. Kameralar ışığını yaktığı zaman gülümsemek. Işıklar kapandığı zaman unutulmaktan korkmak. Yani artık senin hayatının gerçekleri bunlar. Belki ben öyle olmadan da yapabilirim. Yani farklı olabilirim. Sen istemesen de bu sistem seni alıp bir yere koyacak. Bir yığının içinde binlercesinden biri olacaksın. Çamurun içine girip hala kirlenmeyeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Fikrimi sordun, söyledim.